Muhterem izleyiciler, evvela hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i uğurladık. Ramazan bayramına bizleri kavuşturan Cenab-ı Allah'a hamd ve şükürler olsun. Ramazan bayramının günler arasında ayrı bir yeri vardır. Çünkü Ramazan bayramı her gün tutulan orucun iftar vaktindeki sevinci gibi tutulan bir aylık orucun toplu bir iftar sevincini ifade eder. Ramazan ve kurban bayramları hicretin ikinci yılından itibaren idrak edilmeye başlanmıştır. Ramazan bayramı başlanmış olmanın bir sevinç işaretidir. Bu bağışlama müjdesini insanlara melekler veriyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyurmuş. Ramazan bayramı sabahı melekler yollara dökülür ve şöyle seslenirler. Ey Müslümanlar topluluğu! Keremi bol olan Rabbinizin rahmetine koşunuz. O bol iyilik ve ihsanda bulunur. Sonra onlara bol bol mükafatlar verilir. Siz gece ibadet etmekle emrolundunuz ve emri yerine getirdiniz. Gündüz oruç tutmakla emrolundunuz, oruç tutunuz ve Rabbinize itaat ettiniz, mükafatınızı alınız. Bayram namazını kıldıktan sonra bir münadi şöyle seslenir. Dikkat ediniz, müjde size, Rabbiniz sizi bağışladığı evlerinize doğru yola ermiş olarak dönünüz. Bayram günü mükafat günüdür. Bugün sema aleminde mükafat günü olarak ilan edilir. O zaman Ramazan bittiği için değil, günahlarımızın af olduğu için, büyük sevap ve nimete kavuştuğumuz için bayram yapıyoruz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bayram sabahı Müslümanlar toplanınca Allahu Teala meleklere işini yapıp ikmal edenin karşılığı nedir diye sorar. Melekler de ücretini almaktır derler. Allah-u Teala da siz şahit olunuz ki Ramazan'daki oruçların ve namazlarının karşılığı olarak kullarıma kendi rızamı ve mağfiretimi verdi. Ey kullarım, bugün benden isteyin, izzet ve celalim hakkı için istediklerini veririm buyurmuş. Beyhak'ta da geçiyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bayramınızı tekbir getirmek surette süsleyiniz buyurmuştur. Şöyle ki, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahilhamd. Evet, dünyanın dört bir tarafına dağılan, sayıları 2 milyarı aşan Müslümanların aynı anda tekbir getirdiklerini düşündüğümüzde karşımıza muhteşem bir tablo çıkmaktadır. Yeryüzü adeta tek bir ağız olmakta, tekbir getirip namaz kılar gibi bir hale bürünmektedir. Bayram günleri ülvi duyguların coştuğu, sevgi ve saygının müminler arasında canlandığı güzel günlerdir. Bayramda dargınlar barışır, barıştırılır. Kalpler muhabbet, uhuvvet, şefkatle dolu taşmalıdır. Şefkatte de insanlığa rehber olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bilhassa bayram günlerde yetimlere sahip çıkar, onları himaye ederdi. Babası bir savaşta şehit olan, kimsesiz olan Abdullah adında bir çocukla alakadar olmuş. Eve götürmüş, bütün ihtiyaçlarını temin etmiştir. Bayram, yardımlaşmanın en güzel misalleriyle süslenmelidir. Bayram günlerinde öncelikle anne ve babalarımızı, aile büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret ederek onların gönlünü almalıyız. Ramazan'da elde ettiğimiz kazanımları ve güzellikleri bayram sonrasında da taşıyarak rahmet ve bereket iklimini yaşamaya devam etmeliyiz. Bu manada bir bayram geçirmemizi
rahmeti rahmeden niyaz eder. Kalbimiz muhabbet, uhuvvet ve şefkat dolsun. Allah'a emanet olunuz. Thank you.